Neden rahmet iklimindeyiz? Ramazan ayındayız. Yemeden içmeden kendimizi geri çekti. Sahurdan iftar zamanına kadar sahuru erken ve geç yapmaya göre 16-17 saat zaman geçiyor. Bu kadar süre yemek yemeyince akşam saatlerinde iyice bir acıkıyoruz değil mi? Kendi yanımızdaki komşumuzu bile belki dualarımızdan mahrum bırakıyoruz. Biraz şunu bir sahan görürsünüz. Ellerimizi açtığımızda o duaların mahrum olduğu saatte kendimizle beraber dünyanın dört bir tarafında zulüm çeken bütün mazlumlar için de bir hoş geldin. Bütün mazlumları o zulümlerden halas eyle. Bundan takriben 3 sene kadar önce yine yılın bu zamanları yine bir araya gelmiştik, yine bu meydanda toplanmıştık. O zaman şu karşıdan hitap etmiştim yanılmıyorsam. O gün bugündür aradan geçen 3 yıl içerisinde memleketin sorunlarıyla alakalı çok fazla bir şey değişmedi. Hatta belki bazı meselelerde biraz daha sorun ağırlaştı. Ümmet coğrafyasında yine o gün yaşadığımız sorunlar bugün devam ediyor ve belki biraz daha ağırlaştı. Çok uzun bir süredir memleketimizde, hasreten bizim bölgemizde iki partili bir yapı vardı. Bu iki partili yapıdan dolayı partilerin her birisi nasıl olsa siz bize mecbursunuz diyerek onlar sizin nazınızı çekmiyor, belki size naz yapıyorlar. Bunu eğer hatırlarsanız, benzer cümleleri ben 3 sene önce 2015 yılının Haziran'ın başında da söylemiştim. Ama eğer siz onlara bir kez olsun alternatifsiz olmadığınızı gösterirseniz, o zaman onlar belki size bu kadar naz yapmayacaklar. Siz çaresiz değilsiniz. Siz alternatifsiz değilsiniz. Memleket çaresiz değil. Siyaset kayıkçı kavgası olmak zorunda değil. Bu içinde bulunduğumuz rahmet ayı Ramazan'ın bereketiyle bu seçim döneminde belki önceki seçimlerde olmadığı kadar bir sükunet havası var. Elhamdülillah. Çok net bir şekilde gittiğimiz her yerde görüyoruz ki Ramazan'ın manevi havası seçim atmosferini, seçim havasını, o kavgalı, gürültülü, çekişmeli havayı bastırmış. Onun üzerine adeta bir perde çekmiş. İyi ki de öyle olmuş. Ben bu havayı çok dağıtmak istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Şunun sırasında 3 haftamız kaldı. 3 hafta sonra 24 Haziran'da sandık kurulacak. 2 tane sandık kurulacak. 2 ayrı seçim yapılacak. Bu seçimlerden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir tanesi milletvekili seçimi. Daha önce bizim memleketimizde yıllarca partilerin genel merkezleri şunu yaptılar. Dediler ki biz genel merkezlerimizden istediğim şekilde adayları tespit ederiz ve biz haş havuzundan bir meşe kütüğüne ceket giydirip önünüze koysak siz mecbursunuz o adaya oy verin. Çok sefer o partilerin genel merkezlerinin talebi doğrultusunda adaylar beğenilmemesine rağmen onların tespit ettiği adaylara millet oy vermek zorunda hissediyor. Bunun artık değişmesi gerekiyor. Niçin? Bunun için birkaç tane sebep var. Bir, eğer siz aday tespit edilirken sizin hassasiyetleriniz, sizin memleketinizin dengeleri gözetilsin istiyorsanız o zaman yanlış tespitlere bir tepki gösterir. Bu birinci sebep. İki, daha önce özellikle iktidar partisi ile ilgili olarak pek çok kişi diyordu ki aday listelerindeki kişiler olmasa bile partinin genel merkezine talep doğrulsa veya Sayın Cumhurbaşkanı için biz bu listeye oy vereceğiz. Şimdi iki seçim birbirinden ayrılıyor.
Cumhurbaşkanı seçimi ayrı, milletvekili seçimi ayrı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz de Hüdapar olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na destek vereceğimizi açıkladık. Bu şu anlama gelmiyor. Biz AK Parti'nin bütün politikalarını destekliyoruz. Biz AK Parti'nin doğru yaptığını düşünüyoruz, hiç yanlışı yoktur. Olduğu gibi bundan sonra da hükümet yanlış yaptığında biz onun yanlışını söyleyeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da biz yanlışları usulünce eleştireceğiz. Doğruyu kim yaparsa yapsın, doğrunun yanında, yanlışı kim yaparsa yapsın, yanlışın karşısında safımızı alacağız. Diyarbakır için ben öyle inanıyorum ki bu sefer farklı bir renk, farklı bir sesin Diyarbakır'ı temsil eden meclise gitmesi, hele bu bir partinin genel başkanı bundan dolayı istifa edip Diyarbakır'dan milletvekili adayı olmuşsa, sanırım hatırladığım, bilebildiğim kadarıyla şimdiye kadar herhangi bir partinin genel başkanı, geçici dönem genel başkanlık yapan bir hemşerimiz vardı, Hikmet Çetin. Onu bir kenara bırakırsak çok kısa bir süre için emanetçi bir genel başkan. Onun dışında Diyarbakır'ı bir genel başkan çıkarmadı. Bu sefer bir genel başkan çıkarsın. Çıkarır mı? Bu kendi kendine olmaz. Sadece temenniyle, sadece duayla olmaz. Bu sefer hem 2014-30 Haziran'ında belediye başkan adaylarımızla verdiğimiz destekten, hem de 2015 Haziran ayında bağımsız aday olarak yine bana verdiğiniz destekten inşallah daha güçlü bir destek istiyoruz. O havayı görüyorum ben. Sadece Cevizli'de değil, sadece Hani'de değil, bütün Diyarbakır'da, gittiğimiz bütün ilçelerde Allah'ın izniyle o havayı görüyoruz. Bu sefer Diyarbakırlı hemşehrilerimiz, Diyarbakırlı kardeşlerimiz bazı şeylere itiraz ediyorlar. Ve bu itirazları için seslerini biraz yükseltecekler. Ve inşallah ben öyle inanıyorum ki bu hem Diyarbakır için hem de genel anlamda memleket için bazı hayır kapıları açacaktır.